Aslında bu aşağı yukarı son 10 yıldır sürekli olan bir olay, yıllardan beri olan bir durum. Aslında bu alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Yani suya istemediğimiz oranda azot fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor. Bu tabii aslında ekonomik olarak da değerlendirilecek bir şey ama çünkü aşırı artış gösteren yosun diyor halkımız, alglerden bir tanesi. Aslında agar agar elde edilebilecek bir tür. Yani mikrobiyoloji laboratuvarlarında işlense rahatlıkla ekonomide kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla beraber de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil. Yani Marmara'nın biraz aslında su kalitesinin su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor. Şu anda tam sezonu, özellikle akıntılarla, dalgalarla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesi çok normal. Ama normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar, ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce dediğim gibi su kalitesinin düzelmesi için önlem almak gerekiyor. Tabii tabii aslında dediğim gibi bunlar önemli bir miktarda oksijen tüketiyorlar aşırı bir miktarda çoğaldıklarında. Belki kontrollü bir şekilde toplansa bunlar dediğim gibi ekonomiye de kazandırılabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında agar agar kullanılan onlarca yüzlerce binlerce laboratuvar var. Belki de bunun ekonomide kullanılması lazım. Onu da kullanmıyoruz. Bari kontrollü bir şekilde toplayıp en azından oksijensizlik yaratmaması, çürüyünce oksijensizlik yaratmamasını önlemek lazım. Ama yani en azından şunu bilmemiz lazım. Su kalitemiz iyi değil Marmara'da. Marmara'ya gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü küçük bir deniz, en küçük bir hareket, en küçük bir atık Marmara'da sıkıntı yaratıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Efendim öncelikle sizi tanıyalım. Ben Zafer Karaboğa. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada Marmara Yelken'in teknelerini bekliyorum. Evet. Nedir bu? İşte her sene lodos. Kasım'dan sonra Ocak, Şubat, Mart'a kadar senede 3-4 kere tekrarlıyor. Şimdi saatteki hızı 100 kilometreye çıkınca gece bir gecede doluyor buralar böyle. Bütün sahil oluyor. Yalnız burası değil. Evet. Fenerbahçe'de oluyor. Bostancı'ya doğru. Evet.
Tabii karşı sahili bilmediğimiz orası da oluyordu da bölge bölge. Belediye ekipleri geliyorlar, temizliyorlar. Tam temizliyorlar, aradan bir iki hafta geçiyor, bir de oluyor, yine geliyorlar. Böyle Nisan'a kadar devamlı oluyor bu. Daha önce bu kadar çok görmüş müydünüz? 2014'te 110 kilometre esti. Böyle 3 metre tepe yaptı. Bir de burada bütün 8-10 tane kayık battı. Şu mendireğin üstünden atladı dalgalar. 7 metre dalga falan geldi böyle. Bütün şeyleri batırdı yani. Şiddetli lodosun etkisiyle kıyıya vuran yosunlar Caddebostan sahilini kapladı. Burada bekletilen yelkenler ise yosundan nasibini aldı. Ama yüzü geçmesin de. Camlara taş geliyor.